Peki diplomasinin anlaşılması zor, ağır, ağdalı ifadelerinden bizi kurtar Ekrem. Neden bu kadar önem atfedildi NATO zirvesine, Madrid'e? Bize şu işi hap bilgiyle şak diye anlayacak şekilde özetler misin? Elbette başım gözüm üstüne. Hemen özetleyeyim iyi hazırlandım buna. Görselimiz gelsin halkımızda değişen konsepti anlasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç tehdit dış tehdit. Milli güvenlik unsurları bağlamında o başlıklarda milli siyaset belgesi vardır. Kırmızı kitap denir. Bir dönem çok konuşulurdu. Onun üzerine ilerler devlet ve ülke. İşte NATO bu büyük ittifakta yeni kırmızı kitabını benim nitelememle yazmış durumda. İttifakın ta 2030 yılına kadar izleyeceği politikasına Stratejik konsept deniyor. Stoltenberg, genel sekreter, tarihi bir karar almıştır diyor. Nedir o tarihi karar? Buyurun. En önemli ve doğrudan, direkt karşımızdan tehdit algılamamız, bir numaralı tehdit Rusya'dır. İttifakın stratejik ortaklığı komünizm yıkıldıktan sonra o noktalara kadar gelmişti. Her şey değişti. 91'den 2022'ye ve NATO'nun bir numaralı düşmanı artık Rusya oldu. Hırsları ve zorlayıcı politikaları ile NATO ülkelerinin çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine meydan okuyan Çin ikinci tehdit algılaması, savaş ilanı gibi Çin benim değerlerime, benim ekonomik gücüme, benim çıkarlarıma tehdit oluşturuyorsun. Hibrit savaş yapıyorsun tedarik zincirlerini yönetmeye çalışıyorsun. Üretimi eline tek eline almaya çalışıyorsun. Pasifik'te zorluklar çıkartıyorsun. Artık Rusya'dan sonra ikinci düşmanım tırnak içinde sensin Çin. NATO'nun resmi açıklaması. İran, Kuzey Kore ve Suriye'deki Esad rejimi keza Rusya'da. Gözlerimiz, uydularımız üzerinizde. Hem nükleer hem de kimyasal silah kullanma tehdidini sizden alıyoruz. Rusya, İran, Kuzey Kore ve Esad yönetimi nükleer ve kimyasal kullanma ihtimaliniz var, tehdit algılıyoruz. Genişlememiz Türkiye'nin de vetosunu başlangıç aşamasında kaldırmasıyla tarihi bir başarıdır deniyor. Neden? Yukarıdan, kuzeyden de Hayatlarında akıllarına NATO üyesi olmak gelmeyen Finlandiya ve İsveç NATO üyesi oluyor. Bu büyük gelişme, bu genişleme tarihi bir başarıdır. Balkanlar ve Karadeniz stratejik önemde. Bunu daha somutlaştıracağım. İleri karakol gibi düşünün. Batı'dan önceki Rusya'ya karşı son duvar. Balkanlar ve Karadeniz. Mukabele gücü bir saldırı olduğunda NATO ülkesi de anında durma mukabele edecek, karşı koyup karşı atağa geçecek ordu, özel ordu sıkı durun. 40 bin kişiden oluşuyordu. Artık onu 300 bin kişiye çıkarıyoruz. 300 bin silah alabildiğine desteklenecek. Dikkat, Amerika tam anlamıyla NATO'nun başat gücü olarak. Avrupa'ya yerleşiyor. Biden ne diyor biliyor musunuz? Avrupa'daki asker sayımız şu anda 100 binin üzerinde. Amerika'nın asker sayısı 100 binin de üzerine çıkacak. İspanya'daki savaş gemilerimiz, destroyerlerimizin sayısı 4. Biz şimdi onu 6'ya çıkartıyoruz. Rusya'nın, Ukrayna'nın burnunun dibinde Polonya'da kalıcı bir karargah kuruyoruz. Romanya'da, Romanya şurası. Muharebeye hazır birlik tutacağız. İngiltere'de çok sayıda F-35 filomuz var. İki filo daha gönderiyoruz. Aynı zamanda İtalya ve Almanya'nın da hava savunma sistemleri güçlendirilecek. Amerika Avrupa'ya geri dönüyor. Rusya karşıtlığında işte bu yığınağı da yapıyor. Nasıl bir zaman mı diyelim ya da bitmeyen dünyadaki tarihi virajlardan, kavşaklardan birisi daha. Şimdi kulağıma bir